Tekrar birlikteyiz ya nerede kaldık? Evet. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Anı farklı evet. Hiçbir zaman elime kırmızı çubuğu <laughs> alma fırsatını kaçırmam. Şimdi şey konuşuyoruz ya bu Londra seyahatinden ne çıktı diye ee, bir iki üç dört tane açıklama var. İşte temiz parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra'dayım. Daha sonra Kemal Bey'in sözleri bunlar. O parayı da size Bay Kemal bulacak, müsteri olun. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok, hepsi yatırımcı. Sevgili gençler sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Yani böyle açıklamalar yaptı sürekli. Ee, Londra Gezisinden sonra. Şimdi ne diyorsunuz? para bulunması çok özür diliyorum. Yani bu para bir yerde duruyor ve siz gidip onu bularak alıyorsunuz. Hayır, yani Hiç şu... maliyetsiz <laughs> ülkeye getiriyorsunuz şunu öyle mi oluyor? Yani kaynak borç, borç yani. Kaynak borç. olarak buldum bu parayı işte ülkemize yatırım olarak getireceğim Dursun Bey'in. Tabii tabii borç değil, yatırımcı olarak söyleyeyim Yatırım olarak. Borç değil. Yatır. Hepsi Güzel, yatırımcı diyor bak. Bu açıklama Avrupa'nın başka bir kentinden olsaydı yani kısmen e, akıllıca bir propaganda olarak yorumlardım. Yani gençlere hitap edecek falan diye. Fakat sorun şu. Şimdi Londra malum devletlere bile borç veren bankerlerin. Tefecilerin. Evet. <laughs> Ama bulunduğu bir şey kent. diyor. Ne diyor? Tefeci yok diyor görüştüklerim arasında. Tamam yatırımcı da. Yatırımcı diyor evet. tam yatırımcı da. Yani Londra, Londra bu konuda ismi olan bir kent. Finans. Adı çıkmış. Evet, finans olarak hatta şeyi de şudur, terminolojisi de şudur. Londra bankerleri. Tabii doğru doğru Londra evet. bankerleri. Ya Kemal Bey'in sayısı açıklaması var. Ülkeyi Londra'daki bir avuç tefeciye emanet ettiniz Hı. diye. Şimdi Londra diye şehir söylenir. bu se Onu finans da konu. Nebati Londra'ya gittiğinde söylemiş. Hı. Tabii tabii. Evet Londra'ya da gidilince de böyle yaklaşılıyor. Şimdi o paranın da ne olduğunu önceki programlarda söyledik. 200 yıl boyunca İngilizlerin dünyada Londra'ya yığdıkları özel sektördeki para. Sömürge parası. Sömürge parası. %80'i bu ama. %20'si Arap sermayesi falan da var. Şimdi Londra'dan böyle bir açıklama yapıldığı zaman, yani buna mutlu olan gençler olabilir ama, çoğunluk e, tahminimizden ya da bazılarının tahmininden gençlik daha, dünyayı gözlüyor. Olan bitenin daha fazla farkında. Sosyal medyadan, internetten, televizyonlardan dünyayı daha fazla gözlüyorlar. Bunu çok, e, a evet bulundu, çok iyi olacak diye karşılamazlar. Yani bu çok olumlu, a ekstra puan getirecek, bak bu iş çözüldü dedirtebilecek bir şey değil. Ama işte söylüyorum yani bu tür bunları teknik hata gibi algılayabiliriz siyasetteki. Erdoğan da şey demiş. Birileri kıta, kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere, İngiltere olmadı, Almanya dönüşte bakıyoruz. yediği hamburgerden başka anlatacak bir şey yok. Temiz para arıyormuş ama gittiği geçmişte bizim ülkemize dahil tüm dünyanın iliğini kemiğini sömürenlerin kapısı. Nerelere gittiğinin <laughs> farkında mısın? İşte iliğini kemiğini dediği yani bu sömürge parasını kastediyor. Neyse kökeni o ama o da önemli değil. Sonuç bugünkü de facto durumda Londra'da böyle bir merkez var yani Londra'ya gidip yatırımcı yatırımcı sermaye sahibi ayrı bir olaydır onu diyor ama Kemal Bey ayırıyor ama onu ayırdı Orası. sonra bak bunun hangi gün söylüyor 4 Kasım'da 2 Kasım'da söylemedi 3 Kasım'da söylemedi biraz eleştiri gelince 4 Kasım'da bunu altını çizdi yani görüştüklerim arasında tefeci ama yok Anladım da bugün Türkiye'deki yabancı yatırımlara bakın Hollanda bulursunuz. Fransız sermayesi bulursunuz. Dünya kadar şirket var. Marka var ya. Birinci sırada Hollanda var. En ha, çok Hollanda yatırım bir, yapan. Onun için Hollanda'yı bir de saydım. Alman mı? Hollanda. Hollanda bir. Hollanda bir evet. İki İsviçre. Hollandalılar büyük ya. tüccar ya. Onlar dünyaya şu kadar bir ülke ticaretle zengin oldular adamlar 200 yıldır. Şimdi Hollanda böyle. Almanya'dan sermaye buldum dersiniz. Türkiye'de dünya kadar Alman hakiki yatırım. Öyle şey değil. Banker finansman falan değil. Şimdi bunlar yatırım. İngiliz sermayesi de var Türkiye'de. Evet ama ne bileyim Hollanda, Almanya, Fransa'ya hatta İtalya'ya nazaran ancak başa çıkabilir. Yetmez. Dolayısıyla Londra'dan bunu dediğiniz zaman anlaşılacak şey finanstır. Londra bankerleridir. Ama bunu diyeceksiniz ki ya Hakan sen bilmem 60 yaşında sen analiz ediyorsun. Hayır. Gençlik çok şeyin farkında. Gençlik bunu satın almaz satın almazı tabir olarak söylüyorum. Yani e, algılamaz, Aa, harika bir buluş demez. Ya der, e, yani desteklediğimiz, destekleyenler için söylüyorum ya da desteklemeyenlerin de bakışı şöyle olur. Yani bu açıklama Londra'da mı yapılır der. Onur Bey. Şimdi aslında iki tane yatırım şey var. Belki tefeci derken bunu bir e, açıklamak lazım. Şimdi... Önce bir doğrudan yatırım var. Geliyorsunuz fabrika kuruyorsunuz. Bunun adı doğrudan yatırım. Bunu istiyoruz. Bunu hepimiz isteriz. Bu çok güzel bir şeydir. Dolaylı yatırım böyle fabrika kurmazsınız ama işte bazen borsaya girersiniz çıkarsınız paranızı koyarsınız değerlendirirsiniz sonra çekersiniz. Para, bunu da istiyoruz. Paradan para kazanmak. Bunu anladım. da istiyoruz anladım. ama bunu o kadar çok istemiyoruz. Anladım. Tefeci dedikleri de bu değil. Tefeci şu. Şimdi mesela büyük bir yatırım yapacaksınız. Şehir hastanesi olabilir, köprü olabilir, otoban olabilir. Bu noktada devlet bütçesini bile neredeyse aşan ya da bütçeden kullanmadığınız büyük kredilere ihtiyacınız var. Nereden bulabilirsiniz? Hakan Bey'in söylediği gibi. Londra'daki şirketlerden bulabilirsiniz. Londra bankerlerinden. Londra bankerlerinden. Peki Londra bankerlerine kapıyı çalıp birader bana bu parayı verir misin diyemiyorsun. Bunun için aracı şirketler var. Önce aracı şirketlere gidiyorsun. Aracı şirketler bir konsorsiyum oluşturuyor. O konsorsiyumdan bu krediyi buluyorsunuz ama kredinin adam %15'ini alıyor. İşte tefeci bu. Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği ama tefeci değil derken bundan bahsediyor. Ama buradaki bahsettiği doğrudan yatırımcı mı yani gelip fabrika mı kuracak yoksa parasını Türkiye'de borsada şurada burada değerlendirip her an işte hedge fonlarıyla şununla bununla çıkabilecek yatırımcı mı bunu açıklamıyor. Muhtemelen odur ama bizim istediğimiz doğrudan yatırım. Mesela bir Japon gelir bir İngiliz gelir. Mesela Rover galiba şu anda BMW'ye satıldı yanlış hatırlamıyorsam ama İngiliz kurması. <laughs> yani Türkiye'de gelir fabrikasını kurar. Türk mühendisleri çalışır, Türk mavi yakası çalışır. Asıl istediğimiz budur. Tahmin ediyorum anlatmak istediği şey o %15'çilerden bahsetmiyorum diyor. Ya tabii ki ondan bahsetmiyor da e, biraz e, ya gelin işte bize para gelsin. Sıcak evet. para gelsin. Çok biraz. önemli ama şu aslında bu şununla aynı şey. Mesela Katar'dan gidip sıcak para çekmekle Sayın Kılıçdaroğlu'nun anladığım kadarıyla buradan sıcak para çekmesi yöntem olarak aynı şey. Peki ben şeyi merak ediyorum. Ya, şey Kemal Bey şimdi gidiyor mesela ana muhalefet lideri sıfatıyla Hı -hı. gidiyor, değil mi? Evet. Görüşmeleri yapıyor. Aday olacak. Kazanacak. Cumhurbaşkanı olma iddiası var. Devleti yönetme iddiası. Var. Aday olacak, kazanacak. Ancak ondan sonra bunlar gerçekleşecek. Yani mantık olarak böyle olmalı. Şimdi herhalde şimdi için yapmıyordur diye düşünüyorum. Şimdi nereye verecek? Belli, gar belli garantiler veriliyordur. Hani hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı. Bunda yadırganacak bir şey yok değil Bence mi? Bence çok yok ama şuna Bence dikkat de. etmek lazım burada. Yani e, teşbih de hata olmaz. Sadece hani Kemal Bey bunu yaptı da demiyorum. Sadece dikkat etmek yani Kemal Bey veya da Tayyip Bey fark etmez hepsi için. İşte mesela Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Winston Churchill'in İsmet'in önüne atfen söylediği bir şey vardır. Yani sen bizi Lozan'da çok sıkıştırdın ama. İşte bak gör ileride e, ekonominiz kötüye gittiği zaman bunun acısını senden çıkartacağız diye bir sözü vardır. İşte o acıyı da böyle çok özellikle dolaylı yatırımlarla çıkartmamak lazım. Yani daha çok dolaylı doğrudan yatırım üzerine konsantre Şimdi olmak Ahmet lazım. Şimdi Ahmet Bey siz CHP Genel Başkanı olarak çok kısa bir süre önce eğer Türkiye'de can ve mal güvenliği yok diye Avrupa basınına demeçler vermeseydiniz, yabancı yatırımcıyı ürkütmeye çalışmasaydınız bu seyahatiniz daha anlamlı olabilirdi. Londra kısmından bağımsız olarak. Londra ile ilgili de mesela orada gazeteciler kendisine soruyorlar. Siz buraya temiz para bulmaya geldiğinizi söylüyorsunuz ama burası kara paranın merkezi bütün dünyada biliniyor diyor. Kemal Bey diyor ki "Aa öyle mi? Ben bunu bilmiyordum." diyor mesela. Bunlar yani hakikaten o ziyarete gidilirken bu açıklamalar yapılırken sıkı bir ekip çalışması olmadığını gösteriyor. Yani Kemal Bey'in ekip anlamında bence ciddi sıkıntılar yaşadığı çok net bir şekilde burada bir kez daha ortaya çıktı. Ya bir de şu var, yani şimdi Onur Bey Katar örneğini verdi de, ya Türkiye'ye bakın, iki, geçen yıl 14 milyar dolar doğrudan yatırım gelmiş. 14 milyar dolar Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin rakamlarına yani göre. Yani istediğimiz türde. Evet. Şimdi bunu burada birinci sırada Hollanda var. İkinci sırada İsviçre var. Üçüncü Yok, sırada o Almanya var. Lazım. Yani şimdi bak, bakın Almanya yani. var. Ben bir bitireyim evet, dursun. İlk be. sırada Hollanda, ikinci sırada İngiltere, üçüncü sırada Azerbaycan var. Yok. E... İşte yani... Nereden okuyorsunuz? Yani Nereden Azerbaycan okuyorum? Olabilir ya. ya Doğru olabilir olabilir ya. yani. Evet doğrudan yatırım. Dördüncü sırada Almanya, beşinci sırada bu yılın, İtalya. Bu yılın rakamlarını okuyor olabilir miyiz bilmiyorum. Bu çok çelişmiyorsunuz. O benzer neyse, ben Azerbaycan'a ben... Azerbaycan Niye itiraz edildiğini anlamadım ama. İngiltere ikinci sırada yani böyle... Çok ee, gerilerde dediniz de onun için. Nereden ne? okuyorsunuz onu? İnternetten yatırımcıların tercihi. Hayır. Ama Forex. Biraz Forex. Biraz, e, finans sebebiyle de ikinciliğe gittim. GCM Forex diye bir Şimdi sistem. bakın. E, Katar meselesini yıllarca bu ülkeyi tartıştırdılar. Sermaye ırkçılığı yaptılar. Bugün gittiğiniz İngiltere'de Katar'ın toplam yatırımlarına bir bakın. Şu an Çok rakam hakkında değil ama. Çok çok yüksek. Anadolu Ajansı da aynı sıralamayı çok, veriyor. Çok yüksek. Ben şimdi bulacağım size rakamları okuyacağım. Ya Anadolu Ajansı'nı okuyayım ben. Aynı. Şimdi bakın, burada e, daha önce keşke o açıklamaları yapmasaydınız, keşke İngiltere'lere kadar gidip de ben burada temiz para bulacağım demeseydiniz. Şunu söylüyorlar, sevgi fonları varmış Ahmet Bey. Temiz paradan dedikleri o, çevreci fonlarmış bunlar. Bunlar bir ülkeye getirip bedavadan para veriyorlarmış. Ya bunlar hikaye. Burada Sıcak para sizin söylediğiniz eğer doğrudan yatırım değilse adamlar size borç veriyorlar. Yıllardır biz de bu sarmalın içinde kaldık. O yüzden zaten bir adım ileri gidemedik. Şimdi Türkiye yaklaşık 3-4 yıldır sıcak paraya değil yatırıma, üretime dayalı Peki, bir ekonomi modeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onu yatırım işte. çağrısı yapıyor. Onu söylüyor işte. Ha bu Tabii. Ne demek o Doğrudan yani? yatırımcıyı hayır. istiyoruz. Gel fabrika yap. E tabii şey gel fabrika diyor. yap. Buraya yatırım yap. Biz sana her tür desteği evet. verelim yok, diyoruz. Yok, Orada ama da dolaylı sıcak, yatırıma hayır demiyor şu sıcak anda. Sıcak paraya dayalı. Sadece öncelikle bunu. Yoksa bakın, aynı noktada Sıcak paraya dayalı borç ekonomisiyle Türkiye'nin alacağı bir mesafe yok. Doğru. Zaten bizim Haziran 2018'den beri özellikle ekonomi üzerinden kuşatılmaya çalışılmamızın sebebi de Türkiye'nin evet. o Onur Bey diyor ki, sıcak paraya dayalı modelden çıkması. Sıcak parayı da istiyor diyor. Tabii ki yani doğal olan da budur. Sıcak parayı istiyor ama Zafer Bey'e katıldığım nokta şu. Gerçek tercih. Türkiye öncelikle doğrudan yatırımı tercih ediyor. Doğrudan yatırım istiyor. Zaten şimdiye kadar ekonomik modelin bu kadar iflas etmesinin sebebi belli bir dönem sıcak para üzerinden ya da do dolaylı yatırım üzerinden Türkiye'nin finanse edilmesiydi. Hakan bu Bey. şu anda değişti yani. Bu aslında Kılıçdaroğlu'nun söylediği de farklı bir şey değil.